Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün GTA 5 gerçek hayat serimiz kaldığı yerden bomba gibi devam ediyor. Arkadaşlar 20. bölümde sizlerleyim. Koskoca 20 bölüm oldu. Yani bayağı hızlı ilerliyoruz. Aralarda böyle videolar bazen gecikebiliyor ama arkadaşlar koskoca 20 bölüm oldu. Kanalımı yeni keşfeden varsa bundan önce 19 bölüm çektik. Videonun açıklama kısmında diğer bölümleri yani ilk bölümden başlayarak izleyebileceğiniz bir link var. O linke bastığınız anda 1. bölümden başlayıp bu bölüme kadar izleyebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Şimdi videoya başlamadan önce hepinizden bomba bir beğeni patlaması istiyorum ki GTA 5 gerçek hayat hızlıca gelmeye devam etsin. Ayrıca fikirlerinizde yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Sonraki bölüm hakkında olur. Herhangi bir konu hakkında varsa fikriniz yorumlarda belirtebilirsiniz diyorum ve kanalıma yeni keşfedenler lütfen abone olun. Bak kanalın %70'i videoları abone olmadan izliyorum. Mutlaka abone olmayı unutmayın diyorum ve roleplay'imize başlıyoruz. Hadi bakalım. Of ya. Tofaş'a kaldık yine yemin ediyorum. F30'u falan filan. İnşallah bizim çocuklar halletmiştir de. Bu doldu ya. Ali abi nerede kaldı bizim ya? Arabasız halletmiştir inşallah, ödemiştir. Ulan kitlesem mi acaba ya? Hiç param da yok. Ben sana sonra vereyim diyeyim şu Ali abiye de gelsin. Ya dayı ne bağırıyorsun arkadan? Başlayacağım şimdi senin post makinana da sana da ya. Ne oldu Ali abi? Ya 2 saattir bir tane post makinadan kart çekeceğim. Yok temassız var ondan çekelim. Yok şifreni gir. Başım etmiyedi Ali ya. Ali abi ben sana bir şey diyeyim mi abi? Bende üstüne yok da para. Ben sana sonra şey yapsam olur mu ya? O yüzden oğlum zaten... ben ısmarım. Oğlum sıkıntı yok benden, manyak mısın? Tamam ya. Abi atla da şu Eren'in yıkamaya doğru gidelim ya. Ali abi. Benim araba. Senin sonra. O şeyler birazcık kurşun deliği falan oldu. Onlar birazcık gizli kalsın. Transporter'dakiydi. Onları bir ara yapalım. Ya yani onları bir ara şey yapmasını yaparız abi. Şu Eren'in yıkamaya doğru gidelim bir. Orada iyice konuşuruz. Abi ben var ya çok büyük zarardayım ya. Motorum yok abi. Motorumu çaldılar. Biliyorsun zaten bulamadık. F30 desen zaten pert oldu neredeyse. Şu yıkamayı navigasyona girsene abi, sana zahmet. Dur ben gireyim. Gireyim kardeşim. Sana gerçekten büyük geçmiş olsun. Yani abi. Allah. Ya eğer sana ki... bir şey diyeyim mi? Başımızdan bir belayı def ettik ama kimse bizim bundan sonra malımızı çalamaz. Adamları oha direkt yıkıldı lan, ne oldu? O adama bak. Adam herhalde kuryer bırakmış evden çıkarken. Abi vallahi onu bunu bilmiyorum da ben çok kötü zarardayım ama bundan sonra kimse bizim malımıza karışamaz bak. Geldiler arabamızı çaldılar, gittik yeri kurtardık. Tamam mı, başımızdan def ettik ama arabamızı aldık ama abi işte ama her şey çok böyle şey ya, konuşamıyorum bile. Ya ben bunu çözemedim. Sizin mahalle ne şeyle güçle giriyor da senin arabalarını çalıyor. Halen daha çözemedim. Selamünaleyküm. Ege ne yapıyorsun kanka? Aleykümselam. Siz ne yapıyorsunuz? Ben de iyiyim, hoş geldin. Eren Efe? Ha söyle. Ne oldu oğlum, canın sıkkın gibi, hayırdır? Yok be, bir şey yok. Ya öyle uykum geldi şurada ya. İyi tamam. Şimdi dükkandasınız. Şey yıkamada hiç araba yok mu oğlum? Ne çalışmıyorsunuz mu? Yok konuşuruz, şey var sonra ya. Ha iyi tamam. Ali abi sen arabayı alıp gidecektin galiba. Dedin işim var falan filan. Aynen. Orada dayıyla tartışmaya girince. Eren şey diyeceğim ben sana. Söyle ben abi. Ben sana IBAN'dan gönderirim ücreti. Tamam. Ben ufak bir işim var, acil tamam, kaçacağım. Tamam. Kusura bakmayın. Tamam hadi görüşürüz, sen kendine bak. Hadi görüşürüz. Ege de mi arabayı yıkatmaya geldi? Yok ya, Ege bana sağ olsun birkaç gündür yardıma geliyor da. Bakalım herhalde kalıcı olacak ya. Ege de işten ayrılmış. Ha Ege kanka hayırlısı olsun, senden daha iyisini bulamayız gerçi, doğru diyorsun. Ben de dedim hem yabancı olmaz hem de hani o da mağdur olmasın dedim. Ha iyi öyle olmuş kanka, burada zaten yabancı böyle dost mincisi çalışması benim daha çok hoşuma gidiyor. İyi Ege hayırlı olsun kanka, artık Honda'yı burada pastacılığa alırsın. Vallahi bile aynen, gerçi aynen. Tampona değiştiğin için herhalde pastacılığa da gerekiyor sana, tampona pastacılığa bedavaya getirdim bundan sonra. Aynen. Halleder o ya. İyi. Eren Efe sen bir gelsene şurada bir konuşalım şu benim arabayla ilgili falan filan. Tamam. Şuradan sabun falan alalım da benim Tofaş'a koyacaktık, bezlerden falan koyalım. Hallederim. Bahaneyle getirdin seni. Ege duymasın diye. Kanka. Ben söyle. Ya araba maraba yok, sen bunun maaşını nasıl halledeceksin Ege? Vallahi kardeş bilmiyorum, işler zaten çok kötü. Burayı iyice boşladık yani. Evet oğlum sen gelmedin bayağı. Bildiğin bayağı bir gelmedin yani, 1,5-2 ay neredeyse. Sadece öyle tanıdığın, çok sevdiğin adamların arabasını yaptın. Onda bile anahtarı geciktirerek teslim ettin. Zor teslim. Ya işte öyle bayağı bir müşteri kaybettim. Bakma yani artık böyle biraz hani nasıl desem, nasıl denir? Şan şöhret biraz böyle bir tanındı ya dükkan. Biraz biz kaldıramadık. Bir de bu olaylardan dolayı falan da gelip ilgilenemedik. Ya şey yapıyorum, Ege'nin bile parasını cepten veriyorum, cepten harcıyorum. Araba alalım dedik. Bu gidişte araba da alamayacağım. Hiç iş yok, bir şey yok. 3 gündür boş boş oturuyorum. Oğlum hepimizin mi her şeyi kötü gider ya? Bizim dükkanda da ben Baran'la konuşuyorum. İşler kötü şu an Kesat. Yani vallahi ben... bilmez söyle sen. Yani Ali abiye de benzin almadan önce dedim ki abi dedim bir şey olursa dedim hani böyle çatapat falan filan artık dedim abi gözüm kesiyor kanka yani para lazım. Oğlum bak. Vallahi kardeş BMW yapacak gitti. Bir şey yok. Bak BMW F30'u bayağı bir hasarına yani çok kötü zararla satıyorum. 1 milyonluk motor gitti, heveslendik aldık, süremedim lan. Oğlum gazlayamadım lan Eren Efe. Vallahi biliyorum ya.
İyi geldi, yani kahvaltı yaptın mı sen? Ben hiçbir o şey bile... yemedim. Yok, açtın. Ben de yemedim. Daha yeni açtın geldim abi. Zaten. Bir de sandviç yiyecek seninle ya, gel. Aynen, gel. Giderken yolda konuşuruz. Aha. Gel ya. Tamam, Ege zaten baksana ya, araba istiyor adam ya. Aynen. İyi tamam, Ege'ye emanet ederiz aslında. Bundan sonra dükkanı ya. Dükkanı yine birazcık. Aynen öyle. Araba geldi mi emanet edersin. Ege! Geçmiş. Hop. Ege, kahvaltı yaptın mı sen? Yaptım ben ya, dükkan iyi, bende. İyi tamam, getirirdim bir şeyler. O zaman Allah'a emanet, hadi görüşürüz. Ege sen de dükkan, görüşürüz. Tamam mı? Allah'a emanetsin kanka, görüşürüz. Eyvallah, görüşürüz. Eren nereye gidek? Ben şey yapayım dur ya, bizim bir normal öyle çok bir şey yapmak yok şöyle. İşaretlerim navigasyona. Bildiğim bir yer var öyle, kahvaltılık tarzı falan. Çok uzağa gitme ya, zaten sana bir şey değil yakın mi? Zaten. Ha, hiç kardeş. Böyle artık şeyim kalmadı. Hevesim kardeş, kalmadı kanka. Kardeş benim de kalmadı vallahi. Yemek yemeyi zor yiyorum oğlum. Bak hani gittik, bak Eren Efe sana şunu diyeceğim. Şu soldaki yer bak, sarılı yer var ya. Tamam tamam. Şuraya gidelim arabayla. Arabaya arka. Söyle sen bir şey dedin. Kanka yani tüm hevesimi kaçırdılar. Şurada arabayı şuraya bırakalım. Sen git al gelsene ya, sana zahmet. Tamam ben alayım da araba da yiyecek olmaz. Ha, ha, şurada arabaya yasanak yek. Eren oğlum bu da güzelmiş lan harbi. İyi düşündün, iyi getirdin. Bizim bura bir sevdiğim bir abimin yeri ya. Vallahi kanka, güzel, vallahi yani, beğendim. Yani sana bir şey lezzeti diyeyim mi? İçindeki peynir harbi hoşuma gitti de kanka. Oğlum biz ne yapacağız böyle Eren? Ben çok eksideyim kanka. Yani nasıl geri bulacağız? Ben sana söyleyeyim mi? Vallahi. Çalışarak çok zor geri toparlarım. Yani bilmiyorum 2-3 kardeş. 2-3 yıl boşa gider. Ben var ya, ben çok felaket para hırsı yaptım kanka. Para benim için artık her şey. Öyle. Ben sana karşı da bayağı mahcubum yani. F30 oğlum, benim yüzümden tamam, gitti. Tamam, bu çok şey değil. Onu arabayı yine kurtardık bir şekilde de. Kurtardık da kardeş. Zarar oldu mu oldu yani, oraya ya, bak. Tamam onlar çözülür de Eren ne yapalım, ne edelim, ne düşünüyorsun kanka? Çalışalım tamam mı? Bunlar yanında dursun da. Ben diyorum yani, ki Ali Ahmet, abi bize bir şey düşünsün yani. Ha? Çalışmayla olacak çok bir iş değil. Helalinden çalışırsak şu an zor. Ha, biraz illegale gireceksek beraber gireceğiz, yapacak hiçbir şey yok. Yani anca o şekilde toparlarız. Hı. Yani o şekilde söyleyeyim. Yoksa kardeş böyle zor yani. Benim o toyhamada böyle bu sıkıntıyla, işsizlikle, karnımız sizin dükkanda sıkıntıyla. Ya, karnımızın açlığını anca doyururuz. Aa, iyi kolayı vermen de iyi oldu oğlum. Niye madem koltuğun içine koyun, camdan aldın 2 saat. Neyse tamam. Ne yapayım şimdi, taşeye mi, tavana mı koyak? Valla en son ne diyordum? İşte şey diyorum yani kardeş, böyle bu çalışmayla olmaz. Ancak karın tokluğuna çalışırız. Sıkıntı. Aynen öyle. Ben sana bir şey söyleyeyim. Aa, bak, mi? Benim aklımda söylesin. Çok güzel bir proje var da bunu yapabilecek güçlü miyiz bilmiyorum. Yani bunun kardeş, detayına girerim. Bak sana bir şey diyeyim mi? Benim Sezer abi biliyorsun sen. Benim ustam. Biliyorum. Aynen yani biliyorum. Bu Baran bana şey muamelesi yapıyor. Sen bir anda işte geldin buraya falan filan. Ben daha üstteyim falan filan. Yani şakalaşıyor çocuk. Kötü niyetli değil de. Ya öyle ben senin oğlum değil mi? Geçmişte, kaç sene... geçmişte ben bildiğim bu motorların falan filan içinden geçtim. O tamponları falan söktak yaptım. Artık ellerim ağrıdı, bıraktım. O yüzden otobüs şoförüyle geçmiştim. Oğlum çocukluk arkadaşıyız. O kadar ha. Biliyoruz biz. Ha, ben sana bir şey diyeyim mi? Sezer abi yurt dışında. Ha. Araba satıyor orada. Yurt dışı bazında, ha. Euro dolar bazında alıp getirsek buraya. Ama işte getiremiyoruz. Bize bir bağlantı lazım. Yani benim fikrim, projem bu. Şimdilik yanda duruyor. Bu Ali abinin gümrükle mümrükte adamı olması lazım. Yani bu işi çözmemiz lazım. Bizim bize... Ali abi de bilmem, lafını kestim. Bizim bir Taha abi de bir araştırırım ya. Ya ikisinden birinden artık bir şey çözmemiz lazım. Yani gümrükte bir bizim... eleman lazım bize. Bak, Taha ben, abinin ben de vardı bir ara. Heh, söylesin. Evrakta sahtecilik mahtecilik bir şekilde zengin olmamız lazım. Çünkü bak... Kardeş yapacak bir şey aldım. Yok. Eski bin hayalim vardı. F30'um da elimden gitti. Kaybettim. O benim bir bu kaldı gitti. Bunun da alt takım gidik bitik yani bu araba. Bakma yani gidiyor bunu, da. Bunu çok yorduk bizi. Çok yorduk. Aynen. Anasını belledik bunu yani. Çok yorduk aynen. De yapacak bir şey yok kardeş. Dediğim gibi ben bir Taha abiyle falan bir bugün yarın bir konuşayım. Veya atıyorum benim eve bir davet edeyim. Bir gün akşam böyle bunu detaylı bir şekilde şu, baş başa biz şu sen dükkana ben. Dükkana bir gidelim mi? Dükkana gidelim mi? Gidelim ufakta. Zaten burada bakayım, ne yapıyoruz? 17 kişilik artık. F30'u bitirdik. Değil mi oğlum sabah şöyle sabah bir anda. Şöyle şeye tabelaya vurmayın. Gel. Heh tamam. Ödedin değil mi hiç... adama parasını? Ha, hallettim ya. Şuradan vereyim, üzgünüm ama bir tur yağmuruz ya. Hallet ya. En azından neşemiz elimize gelsin. Tek aynen. Neşemiz bu araba. Vallahi Allah çarpsın ya. Vallahi Honda bile kaç gündür duruyor. Hiç gidip bakmıyorum bile ya. Ona bile hevesim kalmadı. Ya kanka ne bir yapacağım insanın morali bilmiyorum. Bozuk oldu ama hiçbir şey düzeltemiyor vallahi biliyorum. Moraller vallahi bozuk. Öyle. Geçen bir arkadaş vardı. Yani çağırdı gel bir Honda'yı da al geldi. Gidesin bile gelmedi. Dedim yatıyorum, hastayım. Halbuki de bir şeyim yok yani, oturuyorum bahçede benim bahçesinde. Tamponu mu gitti lan, ne oldu tampona bir şey yok, olmamış tamam. Eren bir şey oldu sandım lan tampona. Yok la kardeş, sıkıntı yok ya. Oğlum şuradan var ya sola doğru yanlamadan duramıyorum ha. Bu benim en sevdiğim virajlardan birisi kanka. Şurada araba var, şansım var ha. Eren hazır mısın? Ver hakkını, hazırım hadi. Öf. Fazla kaçırdım.
Ahmet, Ahmet, aa. Ahmet. Oğlum niye yanladın? Aracı de... sağ çek, motoru kapat. Bir de bu sıkıntının içinde var ya Ahmet, ne yapıyorsun ya? Oğlum ne bileyim, bir eğlencemiz yerine gelsin. Aracı sağ çek. Neyse kardeşim. Araç içerisinde kal, kontağı kapat. Kontağı kapat, araçların içi sağlama, beklemede kal. Oğlum sen arabada bekle, kaçış bir durum olursa direkt peşlerine takılırsın. Buyurun amirim. Cam aç, camı. Açtım amirim, buyur. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Abi ne yapalım, öyle bir ufak yol boştu, öyle hakkını verdik, bir şeyler yaptık ya, hevesimiz var. Hakkını verdiniz. Ya abi şimdi kimlik, bizi biliyorsun. Bir ehliyet ruhsat kimlik alayım mı? Buyur abi. Şöyle bir bakalım. Ahmet Akpınar. Aynen. Eren Efe Erdoğdu. Aynen abi. Oğlum. Ne oluyor lan Eren? Bilmiyorum vallahi, dur bakalım. KBT'de Mehmet'te benim zamanda bir şeyler vardı da şimdi bir şey yok ki. Ne oldu oğlum böyle birdenbire? Bilmiyorum. Bak eminsin değil mi? Şşş, doğru girdin. Eminsin değil mi? İyi tamam. Beyler bir araçtan aşağı iner misiniz? İnelim amirim. Bir inelim bakalım. Bir araca yastığını ellerinizi kaldırın. Ne? Elinizi kaldırın araca yastığını. Tabii. De bu yani... Abi Memur sen bizi gördün de biz temiz çocuklarız, bizim sadece tek sevdamız araba yani. Bir driftten de, bir driftten de böyle olmaz yani, biz hiç böyle ya. Biz hiç böyle muamele görmedik yani abi, yaptığınızda da yani ayıp yani. Bekle, ses çıkart. Ses oğlum, çıkarma Eren, falan abi, hayırdır ne diyorsun ya? Oğlum dur, tamam tersi yapma Eren, dur. Beyler aranmanız var, zorluk çıkartmayın, indirin elinizi, araca geçin, karakola gidiyoruz. Oğlum kapıları aç arabanın. Oğlum Eren gel. Allah Allah. Geç önüme. Neyin aranması ya? Eren bin atla, tamam gidelim, hiç zorluk çıkartmayalım, atla. Oğlum Eren ne oldu bir anda? Memurum, memurum. Amirim. Bilmiyorum kardeş ki. Amirim. Söyle, söyle. Bağırma. Özür dilerim. Arabam orada kaldı. Gönderdim çekicileri, alırlar şimdi. Ama boşu boşuna bir daha masrafa girdik ya. Gelirdik arkamızdan. Yalnız arkamıza. O araba ya sıkıntı araba yani. Bizim ne diye aranmamız var ya? Ben onu merak ediyorum ya. Bizim ne diye aranmamız var? Arkadaşlar, departmanda öğrenirsin dedim. Zorlamayın. Sağda şu köprünün yanındaki arayoldan gir. Arkaya dolaş. Arkadan mı giriyoruz? Oğlum Eren bize ne yapacak bunlar? Kardeş ben hiçbir şey anlamadım da, dur bakalım. Hayırlısı. Eren. Oğlum ne yaptık biz ya? Ben korkuyorum lan. Kardeş bilmiyorum da. Ya oğlum başka bir şey mi kaldı üstümde? Başka bir ihale mi kaldı? Bilmiyorum kardeş, hayırlısı şimdi öğreniriz. Tamam geçiyoruz içeri amirim. Geç içeri. Oğlum Eren. Buradan sağa gireceksin. Baksana içeride amirin lafı. Oğlum nezarete getirdiler bizi direkt ya. Vallahi bilmiyorum. Nereye geçiyoruz Memur Bey? Oğlum biz nezarete niye attılar ya? Şuraya geç gidelim. Buradan beyler. Buradan geçin beyler şuraya. Amirim tamam, zaten oraya gelecektik. Tamam geçelim. Devrem şunun kapısını kilitlesene. Gir sen de içeri. Eren geç. Eren gel gel. Hı. Tamam. Gel bir sohbet edelim. Şuraya otur. Otur bir şuraya. Oğlum Eren. Bana bak bana. Ha söyle kardeş. Oğlum bizim şu... Çatışma olayı falan filan patlak vermiş olmasın? Ondan başka bir şey yok. Vallahi büyük bir ihtimal o da. Yani driften böyle bu kadar nezaret oğlum, falan. Oğlum driften imkanı yok, getirmez. Direkt o anda arabayı bağlar, para cezası yazar 9000 lira. Aynen öyle, hiç gidin şey der. Değil. Yani Eren. Bunda var. Ha söyle. Oğlum şu memurla Taha abi haber yollayak ya. Bir şey desin ben ya. Dur bir halledeyim. Sen tanırsın az çok ya. Memur bey bir bakar mısınız? Bir dakika bak bak. Eren bana bak Eren. Eren ha bana söyle söyle. Kapıya vurma. Söyle. Ha söyle. Senin tanıdık vardı ya. Tır çevirmesinde bizi şey yapmıştı. Hatırlıyor ha, musun? Ha tamam. Onu tamam, falan da ayrı bir şey de ona danışacağım de. Dur oğlum hala tamam dur bekle. Hadi git sor hadi. Memur bey bakar mısınız? Taha komiseriniz sizin sanırım üstünüz, bir görüşebilme şansımız var mı kendisiyle? Şu an görüşmeye gitti. Bir durumu tam olarak belirlenecek şu an. Ha, anladım peki tamam. Teşekkür ediyorum. Yine haber göndersin. Ya tamam, yok sağ olun, yine de bir haber verirsin. Teşekkür ederim. Tamamdır ben de. Tamam teşekkür ederim. Oğlum bakalım. Eren. Düzgün insanlar var her yerde, gözünü seveyim. Var ya. Var kardeş, var demek ki. Neyse onun bir hallederiz. Anladı bizim suçsuz bir şey olduğumuzu. Yemin aynen ediyorum var ya. Ha, şuraya bir oturayım bismillah. Otur. Eren. Ha, söyle kardeş. Bizi kurtarsa Taha abi kurtarır. Çünkü biz vallahi, elimize silah aldık oğlum, çatıştık adam öldürdük. Öyle inşallah. Dur bakalım, o giden memur belki gelir bir haber verir ya. Oğlum Eren yarım saat oldu oğlum. Bir saattir burada bizi tutuyorlar lan. Ya kardeş vallahi kurban olayım. Oğlum bir sokis yatamam ben ha. Oğlum yanına ne oluyor lan? Arabam gitti, çalındı. Motorum gitti oğlum, korkuyorum ben. Neden? Var bizde bir sıkıntı var da, bir kurşun mu döktürsek ne yapsak bir çıkınca ya? Bir hocaya falan mı gitsek? Oğlum ne bileyim ya. Çok kötü hissediyorum kendimi ya. Daha da gelmediler. Nerede kaldı bunun? Oğlum yarım saat bir saattir bizi bekletiyor. Şu adamdan dikiliyor karşımıza, haber verdi yok, bir şey yaptı. Ne bir haber var ne bir şey var ya. Oğlum ta abiye ulaşamıyoruz ya. Hapiste mi atacağız biz, ne yapacağız? Gelen giden yok mu ya? Var. Bir iş var da. Oğlum memura bir daha mı seslensek? Biri geliyor. Ses var. Geldi. Bizi getiren adam geldi bak. Perfecto. Beyler hadi yine şanslı günündesiniz. Ne oldu abi? Ne oldu ki? Şimdi Taha Amir aradı. Hı.
Olayla örgülenecekmiş, çıkıyorsunuz. Yatın kalkın siz ta amirimize dua edin, yoksa en az bir 30 yıl yatarınız vardı içeride. Eren, tamam abi, kilidi açar vallahi mısınız? Çıkalım ya. Sıkıntı. Aç oğlum kilidi. Eren. Harbi sıkıntı. Tamam çıkalım yani, şuradan. Dışarıda konuşuruz oğlum Eren dedim. Şimdi şey yapma. Oğlum dayıya şey baksana, burada paslanmış. Dayı da ne yaptıysa, kaç yıldır buradaysa. Vallahi billahi ya. Eren yürü yürü, özgürlüğe giden yola yürü. Nereden kardeşim, nereden gidiyoruz? Nerede? Sağdan mı? Soldan mı? Soldan mı? Ya ora, sizin ora değil mi? Tofaş geldi mi amirim? Tofaş geldi mi? Doğru, sizin araba bu tarafta. Ön taraftalar, ön taraftalar, buyurun gel. Ben vallahi daha iyi biliyorum yani burayı. Oğlum bir para parası falan. Oğlum Eren komiklik yapacak zaman değil, dur gözünü seveyim. Yok kardeş, sinirimden gülüyorum vallahi ya. Oğlum. Kıyamet. Eren dışarı doğru direkt Taha abiye görünmeden çıkalım. Yo yo, ben arayacağım şimdi onu çıkınca da. Şimdi bir görünmeden bir çıkalım. Sorsana ya, burada mı diye Taha abi. Soldan beyler, soldan soldan. Memur bey, Taha Amir kendisi burada mı? Taha Amir odasında. Tamam o zaman, tamam. İyi Eren, günler Memur bey. Eren rahatsız etmeyin, rahatsız etmeyin ya. Nerede bizim Tofaş? Ön tarafta herhalde. İyi tamam, gel ön tarafa. Ön gel tarafta. Amirim biz buradan sonra gideriz, siz yorulmayın daha. Teşekkür ederiz. Ben sizi yine de kapıya kadar götüreyim beyler. İyi tamam. Aynen orada. Aynen şuraya çekmişler. Hayırlı görevler amirim, kolay gelsin. Hayırlı görevler, kolay gelsin. Beyler bir daha da yanlarken yakalamayayım, yakarım. Tamam. Aynen yakarsın. Ta abi o cezayı da halletti lan, arabayı bağlamadılar oğlum baksana. Onun için diyorum ya kardeş, aynen yakarsın diye bir. Oğlum şaka maka, araba gitmedi, arabayı bağlatmadık. İyi iyi, ta abi onu da çözmüştür. Bas gidek, bas gidek ya. Eren. Heh, söyle şu ileriden sonra. Sıkıntıya girmiştir ama ben sana söyleyeyim. Kardeş şu dükkana doğru bir git de. Aha telefon çalıyor. Bil bakalım da kim arıyor. Tamam çıkışımızı görmüştür o buradan. Tamam sen ara konuş. Dur arıyor zaten o kendileri, bekle şu sesini çıkalım. Aç konuş. Efendim abi. Ha aynen abi. Ha. Vallahi ne diyeyim abi, haklısın ya. Diyecek bir şey yok da. Valla sağ ol abi, hakkını ödenmez, helal et hakkını, kusura bakma, sana da böyle yükü oluyoruz, hani senin de mahcup duruma düşüyoruz, yapacak hiçbir şey yok yani abi, hani sana karşı da çok mahcubuz. Yani kendin de biliyorsun meseleleri, Allah'tan yani senin ismin geçmedi. Eyvallah abi, sağ olasın. Tamam, tamam abi, bir ara uğrarız sana. Tamam. Eren. Allah'a emanetsin abi, dikkat et kendine, hadi hadi görüşürüz. Hadi. Eren şurada bir konuşalım. Söyle oğlum bu ta abi bizi arama olduğumuzu bilse gelir kendini getirir. Demek ki onun da gözünden kaçtı kanka. Var yani, var bir şey var demek ki, veya kendini atıyorum. Kendini bir sıkıntıya soktu bence, ben sana bir şey olabilir, diyeyim. Olabilir yani. Çünkü aynen, orada bizim elimizde silahlı çatışma falan nasıl bir şey yazdı, nasıl bir senaryo çizdi bilmiyorum ama. Olabilir bizi, kendi de vardı oğlum, hatırlasana. Bizi iyi kurtardı ama bilmiyorum, belki mesleki kariyerini sıkıntıya bilmiyorum soktu. Bilmiyorum yani, biz adamı onunla biraz bir sıkıntıya sormak lazım. Aynen. Soktuk büyük ihtimalle. Adamı yani sıkıntıya soktuk, hakkı ödenmez. Neyse, bizimkilere gibi bir şey yani, kimse aynen hiçbir şey söylemiyor, hiçbir şey çaktım. Tamam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Aleyküm selam. Ben şu arabayı çekiyorum Eren ya. Git onların yanına doğru git. Tamam. Oğlum onda da ben de buna... Berkay çevireyim arabayı da arkasına. Çevir çevir ya, çektim böyle bir de çevir. Baran Bey. Heh efendim Ahmet. Selamünaleyküm. Oğlum ay selam. Ne izliyor, dur. Ne izliyorsa hiç konuşmuyor böyle bir şey. Baba var, kapattı baba. Oğlum sen bana kardeşini baba yapmışsın. Vay. Oo Kaan hoş geldin kanka, ne yapıyorsun? Selamünaleyküm, ne yapıyorsunuz? İyi kanka, klasik takılmaya devam. Sen ne yapıyorsun? Honda'yı bitirmişsiniz. İyidir ben de ya. Evet. Ahmet Honda demişken sana şey diyeceğim ya, biliyorsun şu olaylar, senin motor F30 falan. Hı hı. Ya senin motor bendeydi ya, ben bu Honda'yı borcum olarak sana hediye ediyorum. Kanka olmaz öyle şey. Yok oğlum vallahi bak, gözüme uyku girmiyor akşam, rahat yatamıyorum. Ya kanka zaten biliyorsun, arabayı burada yaptırdım, parçaları ödeyecek de cebimde 5 kuruş para yok. Sana borçlu kalacağıma direkt arabayı sana da veririm. Hem parça konusundan sıkıntı çıkmaz, hem de motorun şeyinden azıcık zararını düşer. Oğlum ben bunu kabul edemem ki ya. Yok abi yani ben rahat uyuyamıyorum. Kanka. Ya ben sana borçlu kalamam yani. Sizin dükkanda yaptırdık, senin motorun patladı bana emanetken. Yani ben sana borçlu kalamam. Bu araba senin hakkın, benim değil. Tamam o zaman kanka. Tam ödeyecek param yok diyorsan yani bilmiyorum oğlum ya. Tamam kanka. Ya vallahi. Yani olmadı böyle de ne bileyim ya. Çok moralim çok bozuk. Dükkanda baksana iş yok. Bizim arabalar dışında başka araba yok ya. Oğlum yok, Mücahit. Abi, gelmiyor. Herhalde böyle bir şey oldu abi. Böyle birinin iyi bir gözü mü tuttu, nazar mı değdi? Bilmiyorum valla. Sen benim dediklerimi yaptın mı?
Arabanın kaplamalarını sök. Jantları git dedim. O araba olduğu belli olmasın. Plakayı sök dedim. Plakayı sökmemişsin ya. İlhan'a plakayla girmeyin bak. Berkay. Yok bırak. Abi kapatacağız. Photoshoplayacağız orayı. Evet tamam. Evet Photoshop'la kapatacağız ya. Tamam ben oğlum çekiyorum. Gitti bak ben. Beyler. Gittik silahla vurgun yap. Bizim olan arabayı geri aldık ama adam öldürdük. Bu araba şimdi kimden ilana giriyor diye araştırıyorlardır. Mahalleden aldık. Burası Redline ayrı bir yer. Tamam mı? Adam aynı bağlantıyı kuramaz. Bak başımıza mafyayı takmayın. Tamam mı? Yani bu arabayı arayıp böyle değişik şekilde soran olursa anlayın telefonda kapatın telefonu. Bak ben arabamızı gittik aldık. Adam öldürdük oğlum. Basit şeyler değil bunlar. Peşimize illa ki onun arkasından bir şeyler dadanacak. Hani yani hazırlıklı şey olun. Yarın bir gün yani, sıkıntıdayız. Sıkıntıda şu an değiliz de her an olabiliriz yani. Oğlum şu mahallede ne köpekler avlıyor ya. Allah Allah ben kafayı yiyeceğim ya. Her şey bile mahalledeki köpekler bile garip. Oğlum size demeyeceğim dedim de gelirken bizi polis çevirdi ya. Bu son olaylarla ilgili de Allah'tan ta abi halletti biliyor musun? Varan. Duyuyor musun oğlum? Sen niye bu kadar sessiz kaldın lan? Hayırdır yok, oğlum? Yok kanka bugün bir yorgunluk var üstünde anlamadım. Oğlum sen yani. Adamsın lan. F-30'u kimle? Mücahit'le mi bitirdin? Mücahit'le yaptık kanka. Jantlar tamam. Güzelmiş lan. Jantlara vermesin. Oğlum mu? Bu jantları takmak vardı hayalinde biliyor musun? RNF'e. Bunlara geçecektim. Araba hallederiz ya, be. Bakarsın bir gün bir daha alırız. Ne kadar zararına satıyoruz? Bunu 900'e mi ne almıştık? 900 mi neydi ederi bunu? Kaça gireceksiniz ilana? Kapılar falan değişen. Baktın mı Mücahit piyasasına iyice? Hani böyle... Piyasada bu kadar değişenlisi yok araba. Arabanın değişmeyen tek şeyi herhalde. Ne bileyim plakası galiba. Hani her şeyini değiştik. Yani oğlum böyle... stoplar mı toplar yine duruyordu. Sen de o kadar şey yapma da kapılar falan o kadar. Bu bayağı zararına gidecek Ahmet. Bagaj 4 kapı. Doğru ayna diyorsun. Hiçbir şey yok da. Doğru diyorsun. Baksana şeyden bagaj dedi. Ya böyle 3-4 değişenlisini hani böyle. Kaça gireceksin? Kaça girmeyi düşünün? Falan giriyorlar. Sen bunu 650'ye mi gireceksin? RNF'e. 675-650'ye falan gireceğiz mecbur. Tamam yarıştan bedavaya düştük. Hadi zararımız yok. Ben sana o parayı aldım da. Yani yine zarardayız oğlum ya. Ya aynen biraz bundan. Şu anda piyasa arttı. 1 milyon 100 bin var bunun piyasası ya. Yani yazılarına kadar orijinal M3 yazısı taktık. Bunun araba F30'u da yani orijinal M3 yazısı var. İyi tamam neyse. Bunu satarsınız bir ara dükkanda. Zaten dükkanın üstüne Baran halleder o işleri. Ben bakmak bile istemiyorum daha. Ben şu Honda'yla işe gelemedim ya. Şu Honda'ya ben biraz... İyi gidelim bakalım. Ya bu aralar moralim çok bozuk ya beyler. Vallahi bile ne yapacağım hiç bilmiyorum. Baran için marş bastınız mı bunu? Ya, Ahmet abi. Ha söyle. Bozlanmış abi, zaten. Abi sizin evin kirasını mı? Bu aylık ne oluyordu ya? Hani bu... Aidatını mı? Veriyorsunuz mu para? Ha aidat. Vermemişsiniz. Ha. Onu geldi bana söylediler. Siz evde yoksunuz galiba. Oğlum mu? Bana söyledi de bir daha gelip burayı ne diye söyledi? Buraya arabasını bilmiyorum yaptırmaya abi, mı geldi adam? Ne yaptı? Yo adam bildiğin yürüye sizin oradan geldi verdi geri gitti. Ahmet bir gidek mi 2 dakika? Ya tamam bırak her şeyi bırak ya. Her şey ters mi gider ya? Bir bin gidek istiyorsan. Gel 2 dakika bir Honda ile gidek gerek istiyorsan. Yok boş ver ya. Tamam boş ver ya. Şunu ben de ne zamandır bir bakmıyorum çünkü basmıyoruz mu etmiyoruz bir şey yapmıyoruz. Vallahi kanka hiç araba süresim yok. Moralim çok bozuk. Bizim acilen benim morali düzeltip güzel iş kovalamamız lazım. Kaan. Efendim. Kanka ben sana bir şey diyeyim mi? Burada yabancı yok şu anda. Berkay sen de buradasın. Tamam mı? Abi çalışarak bir şey olmaz. Bizim deli dehşet bir şeyler kovalamamız lazım. Aklınız ne varsa bak güçlerimizi birleştirip bir şeyler yapalım. Ben şu anda bu dükkanın evet, bile zararda gittiğini değil. Biliyorum. Yani topluca bir şey yapmamız lazım. Yani el elden üstündür ya. Hepimiz elimizi ortaya koyacağız. Gücümüzü birleştireceğiz. Bir şey yapacağız oğlum yani. Bak F-30'um yok. Ahmet haklı. Ben sıfıra düştüm yani anladın mı? Berkay. Senden arabayı aldım yine geri döndüm kardeşim. Ne anladım ben bu işte? Biliyorum Ahmet ama sıkıntı yok. Biz bugünler için varız ya. Her türlü desteğimiz arkanızda. Oğlum bak hep birlikte çok zengin olacağız. Mücahit. Efendim abi. Araban ne oldu aslanım? Abi ben o haliyle sattım ya. Ben onun altından kalkamazdım. Ciddi misin? Evet o haliyle sattım. Emek sattım. Verdin. O kadar dükkanla şey yaptık. O kadar motoru falan filan hani iyiydi yine. Yazılım abi, yaptık. Abi ne yapayım şimdi hani o halde binemezdim o arabaya. İyi tamam sattın hani iyi olmuş. Desem ki hani Kardeş. Baran abiden borç alayım. Baran abi de bitik sen de bitik. Şuna bak ya hiçbirimizde durum mecburen yok. Lan oğlum yani yabancı değilsiniz. Ben bile 3 gündür dükkan daha Ege'yi aldım yanıma. O da işten ayrılmış. Geleyim başlayayım mı dedi. Yanında adam yok lazım olur belki dedi. İyi dedim eyvallah. Çocuğa bile kendi cebimdeki paradan veriyorum şeyini. Oğlum sıfıra yani, indik ya bu. Yani yemin ederim var ya 3 gündür bomboş oturuyorum. Gidip bilmiyorum. Hepimiz danaya girek bir şeye bak. Tamam. Bilmiyorum da yani sıkıntılar. Bir koç moş bir şey kesek ya harbiden. O zaman Ahmet, ben size bir şey var diyeyim ki? Mi? Ben size bir şey diyeyim mi? Bak bir dakika. Az bir geri gitseniz de. Az bir geri gidin abi. Yo. Aynı anda geri gidin beyler. Aynı anda geri gidin. Toplanın yani böyle. Baranın arkasına toplanın. Çok önemli bir şey var şu anda. Hepinizin. Şimdi bölümümüzü ışınlanıyoruz. Arkadaşlar bölümümüzün sonuna geldik.
Ya birazcık şimdi her zaman her şey iyi gitmek zorunda değil. Şu anda kötüye düştük roleplay'imizde. Tas Güzel. kafa üzgün. Tas kafa üzgün. GTA 5 gerçek hayat serimizi elimizden gelince güzel güzel devam ettiriyoruz. Bakın ölmedim. Devam ediyorum yine. Bir sonraki bölümü bekleyin diyorum. Bu bölüm birazcık geçiş bölümü oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Bay bay.